Merhaba arkadaşlar. Bu videoda iPhone telefonlarda kablosuz dosya transferi nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz. Hemen işlemlere geçelim. Öncelikle telefonumuzdan App Store'a girelim. App Store'a girdikten sonra arama kısmına Android yazın. Bu şekilde Android yazdıktan sonra bu kelimeyi App Store'da arayın. Bakın en başta Android diye bir uygulama geliyor. Bu uygulamayı telefonunuza kurun. Uygulama şu anda telefonumuz yükleniyor. Uygulamamız yüklendi. Aç diyerek uygulamayı açalım. Şu an uygulamaya giriş yapmamız isteniyor bizden. Siz buradan isterseniz giriş yapabilirsiniz. Dosya transferi için giriş yapmak gerekmiyor. O yüzden sağ üst köşeden geç diyerek giriş yapma ekranına geçiyorum. Buradan tüm fotoğraflara erişim izni ver diyorum. Buradan da izin ver diyelim. Bildirim göndersin. Aygıtlarılmak istiyor diyor. Tamam diyelim. Bunu kapatalım. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Kablosuz dosya transferi yapmak istediğiniz aygıtla telefonunuzun aynı Wi-Fi ağında olması lazım. Örneğin iPhone telefonunuzdan bilgisayarınıza resim veya video göndereceksiniz diyelim. Bunun için bilgisayarınızla telefonunuzun aynı Wi-Fi ağında olması lazım. Uygulama açıldığı zaman karşımıza bu ekran geliyor. Bakın en üstte My Device adında bir sekme var. Bu sekmeye girin. Bu sekmeye girdiğiniz zaman bakın burada Android Web diye seçenek var. Bunu seçin. Bu kısma girdiğiniz zaman ikinci seçenekte bakın bir IP adresi var. 192.168.31.247 demiş. Siz de burada farklı bir adres yazacaktır. Burada yazan adresi şimdi bilgisayarımıza yazacağız. Bilgisayarımıza geçelim. Öncelikle bilgisayarımızdan bir tane internet tarayıcısı açalım. Ben Google Chrome açıyorum. İnternet tarayıcınızı açtıktan sonra üstteki adres satırına telefonunuzda gördüğünüz adresi yazın. Ben de hemen telefonumdaki 192.168.31.247 yazıyorum. 192.168.31.247 2 nokta üst üste 4 tane 8. Bu şekilde yazdıktan sonra klavyenizden Enter tuşuna basın. Bakın Enter tuşuna bastığınız zaman telefonunuza kabul et ve reddet diye iki tane buton geldi. Buradan kabul et diyelim. Kabul et dediğimiz zaman artık bilgisayarımızdan telefonumuzdaki resim ve videolara erişebiliriz dostlar. Bakın zaten burada resimler, videolar diye sekmeler var. Gördüğünüz gibi resimler, dosyalar, videolar diye sekmeler var. Örneğin ben çektiğim şu video dosyalarını bilgisayarıma indirmek istiyorum diyelim. Bakın videolara girdim. İndirmek istediğim videoları seçtim. Seçtikten sonra üstten dolant dediğin zaman bu dosyaları masa üstüme kaydedebilirim. Birden çok dosya indirmek istiyor musunuz diyor. İzin ver diyelim. Bunu da masa üstüne kaydedeyim. Bakın çok hızlı bir şekilde indirdim dostlar. Şimdi masa üstüme geldiğim zaman gördüğünüz gibi videolar buraya kaydedilmiş. Dosya transferini Wi-Fi üzerine yaptığımız için haliyle dosya aktarımı çok hızlı oluyor. Telefonumuzdan bilgisayara dosya aktarmasını gördük. Şimdi bir de bilgisayarımızdan telefona bir tane resim ve video gönderelim. Böylelikle bunu nasıl yapabildiğimizi öğrenmiş olalım. Şu alt tarafı kapatayım. Burayı da kapatayım. Örneğin ben telefonuma bir tane video göndermek istiyorum diyelim. Buradan videolara girelim. Bakın burada dolan butonun yanında Upload File yazıyor. Buraya tıklayalım. Buraya tıkladığınız zaman telefonunuza göndereceğiniz video dosyasını seçin. Ben de hemen video dosyamı seçeyim. Bakın videom burada var. Videoyu seçtim. Aç diyorum. Bakın sağ alt tarafta şu anda dosyam telefona gönderiliyor. Buradan dosyanın gönderilme durumunu takip edebiliyorsunuz. Burada seçtiğiniz dosyanın gönderilme süresi dosyanızın boyutuna göre değişir. Şu an benim dosyanın boyutu bayağı büyük olduğu için biraz bekletiyor. Videomuz yüklenmek üzere. Bakın şu anda videomuz telefona gönderildi. Burada success yazdı. Success yazdığı zaman video telefonunuza gönderilmiş demektir. Şimdi telefonumuzdan videoya bakalım. Bakın indirdiğimiz video telefonumuzda uygulamada gözüküyor. Uygulamada gözüktüğü gibi fotoğraflar bölümünde de gözüküyor. Buradan çıkalım. Fotoğraflara girelim. Buradan son kaydedilenlere girelim. Bakın alt tarafta gönderdiğimiz video gözüküyor dostlar. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde bilgisayarımızdaki videoyu telefonumuza gönderdik. Şimdi bir de aynı şekilde bilgisayarımızdan bir tane resim gönderelim. Bilgisayarımızda bu pencereyi kapatalım. Şimdi üstten fotoğraflar bölümüne tıklayalım. Yine aynı şekilde buradan Upload File diyeceğiz. Sonrasında açılan pencereden telefonunuza göndereceğiniz resmi seçin. Ben de resmimi seçiyorum ve buradan aç diyorum. Bakın resmin boyutu küçük olduğu için hemen yüklenecek. Gördüğünüz gibi yüklendi. Şimdi tekrar telefonumuza bakalım. Fotoğraflara girelim. Gördüğünüz gibi resim de bu şekilde buraya geldi.
Bilgisayarımızdan telefonumuza, telefonumuzdan bilgisayarımıza kablosuz dosya transferi yapmak oldukça basit. Eğer yapamadığınız veya takıldığınız bir yer olursa videonun altına yazabilirsiniz. Video faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.